Halime Sultan. Yüzünden düşen bin parça. Hayırdır? Bugün Selcan Hatun'u hiç görmedim beyim. Bu yüzden endişelenirim. Yaralı geldiğimde başucumdan ayrılmadığımı bilirim. Lakin kendime geldikten sonra onu ben de göremedim. En son dün akşam yemekten önce gördüm. Sonra da görmedim. Benim canımı sıkan da bu beyim. Tuğtekin oğlumla Gökçe kızım ne der bu işe? Beylerimiz nasıl uygun gördüyse başımız üstlendir Harman'ım. Harman'a müsaadenizle. Dumrulap geldi. Gündoğdu Bey'imi görmek ister. Gönder içeri. Dumrul. Beyim. Ne oldu? Noyan. Ne olmuş Noyan'a? Konuşsana be adam. Ne olmuş Noyan'a? Noyan. Selcan Hatun'u kaçırdı beyim. Ne? Dumrul. Sen ne dersin oğlum? Obandan benim kızımı... Beyin hatununu nasıl kaçırırlar? Anlat hele, nasıl oldu bu iş? İfrasya onun arabasını takip ediyordum. Tongut beni yakaladı. Gözlerimi bağlayarak bir mağaraya götürdüler. Arabada Selcan Hatun da vardı beyim. Noyan beni öldürmek yerine... Sana haber etmemi istedi beyim. Neyi? Ne haberi, konuşsana. O Noyan Çıyan'ı. Ne istiyor kızımdan? Noyan haber etmemi istedi lakin... sadece Gündoğdu Bey'ine söyledi Ayman'a. Söyle hele. Ne istermiş onun o yan iti? Tek başına Selcan Hatun'u alıp Cehennem Vadisi'ne gelecekmiş. Selcan'ın karşılığında ne istermiş benden? Sungur Tekin Bey'imde olan bir emaneti ister. Ne emaneti? Onu söylemedi beyim. Sadece tek başına onu alıp Cehennem Vadisi'ne gelmeni istedi. Eğer yalnız gelmezsen Selcan Hatun'u öldüreceğini söyledi. Sen bundan hiç kimseye bahsetme. Tamam. Yürü. Oğul. Bu Noya çakalı senden ne ister? Sungur Tekin'de olan bir emaneti ister hanım. O soysuza verecek kuru bir canımdan gayrı bir şeyim yoktur ağabey. Kardeşin Sungur Tekin mi? Noyan'ın ondan nefret ettiğini bilirim beyim. Vaktiyle ona güvendiğini, Öge Dayı'nın yanında yükselmesini sağladığını... sonra da Sungur Tekin'in
Sultan Alaaddin'in casusu olduğunu. Moğollar esir almaz diyebilirdim. Seni nasıl esir aldılar Sungurtekin Bey? Atlardan iyi anladığım için. Bunca sene Cengiz Han'ın ailesinin atlarına baktım. Sungur! Kardeşin Ertuğrul gibisin Sungur. İkiniz de düz ovada yıldırım çeken ağaç gibisiniz. Gidişinizle bize yaşattığınız acıları, döndüğünüzde dindirmediniz de bize yeni belalar getirdiniz. Abi sus. Sus Sungur. Gün doğdu.